Sorusu olan olursa sesini açar, görüntünü de isterse açar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Bugün Risale-i Nur'dan dert toplamasını, dert. Dertler bana derman imiş var ya, dert. Onu yapacaktım. Gelen mesajlar, konuşmalar, sorular. Baktım ki hususi bir sohbet havası yapalım. Dördüncü şua enfosu yapıyorduk malum çarşamba, fakat baktım buna da ihtiyaç var. İnsan enfosu da yapsa kendisini yönetmeye dair psikoloji böyle malzemelere ihtiyaç olduğunu hissediyorum. Her zaman ihtiyaç var ama hele bu pandemi sürecinde biraz da fazla ihtiyaç var böyle görüyorum. Onun için Risale-i Nur dersi değil. Bugün maçtan konuşacaktık, siyasetten konuşacaktık, araba markalarından konuşacaktık, yattan kattan konuşacaktık, vazgeçtik. Dedik ya böyle psikolojide konuşalım biraz. Bugün sohbet havası olacak. Risale-i Nur dersi değil. Onun için hemen önünden, ya ne biçim insan değil, biz herkes hayatında her safhasına Risale-i Nur dersi yapmıyor. Sizin evinize geldim, öyle hayal edin, biraz sohbet ediyoruz, bana bir çay ikram ettiniz, ben de irticalen konuşuyorum. Oh, bugün Risale-i Nur dersi değil, haftada 3 gün, 4 gün yapıyoruz. Şimdi psikoloji yapıyoruz, ne psikolojisi? Kur'an'ın suresine, Kur'an'ın ayetlerine bu noktadan baktık, yani yap, yapma, de, deme, düşün, düşünme, böyle şey yap diye. Onunla alakalı daha önce aşınası olanlar ekseriyeti mutlaka biliyor. Kaldığım yerden devam ediyorum. Kaldığım yerden. Taha suresi, 20. sure, efendim 114. ayetini okuduk. Hemen şunu da söyleyeyim. Hemen istediğiniz zaman Taha suresi 115'i açabilirsin ama okuduğum cümle gibi cümle göremezsin. Çok azdır aynı o cümle. Oradan ayetin, Kur'an'daki her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir manada küllidir, her asırda efradı bulunur. 286 şualarda her bir ayetin mutadit manası vardır. Tamam, bak mutadit manası var. Her bir manada küllidir, her asırda efradı bulunur sırrınca. Ben o içerideyken Kur'an'ın bu psikolojisine tutundum. O ayetleri psikolojik olarak, yani bana tesellici ne bulabilirim? Sırf o gözle baktım ayetlere. Kendi istifademe çıkarttım. Belki ihtiyacı olan da istifade eder. Risale-i Nur dersi bekliyorsanız, Risale-i Nur dersi başka yerde varsa bu saatte canlı yayın, oraya geçebilirsiniz, oraya geçin. Bugün Risale-i Nur dersi yapmayacağız, sohbet havası yapacağız. Ama binlerce canlı yayın yapılıyor şu anda. Risale-i Nur ekseriyeti mutlaka, Kur'an her şey yapılıyor. Yani Risale-i Nur dersleri yapılanlar var. Risale-i Nur ile metin şey yapmak isterseniz canlı yayınlar var. Girebilirsiniz arkadaşlar. Ben sohbet tarzında yapacağım. Tekrar. Şimdi aynı metin olmayabilir ki ekseriyeti böyle. Oradaki telmi, imal, remzi, işari manalarla beni motive edici manasını çıkarttım. Paylaşıyorum. 115. ayet. Taha suresi 115. ayette ne anlamışım? Doğru kararında yeterli kararlı ol, kışkırtmalara gelme, cazip
önerilere aldanma, günaha ısrarlı olma, dönebildiğin yerden dön. Bir de okuyayım. Taha suresi 115. ayetten çıkarım. Doğru kararlılığından, doğru kararında yeterli kararlı ol. Doğrularını kimseye sorgulatma. Doğrularından şüphe etmeye kalkarsın. Kışkırtmalara gelme. Cazip önerilere aldanma. Günaha ısrarlı olma. Dönebildiğin yerden dön. 117. ayet. Cennete dönmüş olan halet rüyelerimizden günah işlemekle çıkıyoruz. Haletlerimiz yönünü dönüyor. Cennete dönmüş haletlerimizi, yani o halet rüyeden nasıl çıkıyoruz? Günahlarla çıkıyoruz. 118. ayet. Günahlar ruhumuzu Günahlar ruhumuzu korunaksız, çıplak hale getiriyormuş. Allah Allah. Bir daha. Günahlar ruhumuzu korunaksız, çıplak hale getiriyor. 119. ayet. Takva sahiplerine ruhsal susuzluk ve sıcaklık çekmezler. Ölüm anında su veriliyor ya, o sekeratta, zaten orada kandırıyor. Neyi kandırıyor? İmanı o zaman alıyor. Sana işte su vereceğim. Muhammed inkar et. O zaman takva sahiplerine ruhsal susuzluk ve sıcaklık çekmezlermiş o anda. Siz de çay şeyinde sohbet ya, çay havası sohbette çayınızı içebilirsiniz. ...123. ayet... Allah'ın kulpu olan hidayetine sarılana ne sapar ne de bedbaht olur. ...129. ayet... Allah belalarını versinlere... ümit bağlamaktan zorluklarla mücadeleyi öğrenmeli. Disiplinli yaşamayı, adetullah kanunlarına iyi uygulamalı. Bir de okuyorum. Aynı metin şöyle geçiyor. Allah belalarını versin diyor. Lere ümit bağlamadan, Cenab-ı Hak beddua ediyor. Ebu Leheb'e de ettiği gibi. Bakın metin şöyle. Allah belalarını versin. 129. ayette. Sen de onlara ümit bağlamadan zorluklarla mücadeleyi öğrenmeli, disiplinli yaşamayı, adetullah kanunlarını iyi uygulamaları yap. 130. ayet. Sen onların söylediklerine sabret. Metin bitti. Gücünün yeteceği güne kadar. 131. ayet. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetleri daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Allah'a ve onun dinine sırt çevirip kendilerini geçici dünya nimetlerinin debdebesine kaptırmış olanların
bu haline aldanılmaması ve onlara özenilmemesini istenmiştir. Bir daha okuyayım. Bak çıkarım. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Allah'a ve onun dinine sırt çevirip kendilerini geçici dünya nimetlerinin debdebesine kaptırmış olanların bu haline aldanılmaması ve onlara özenilmemesi istenmiştir. Yokluk ve yoksulluk halinde çökmez ayakta kalmasını, Rabbine güvenmesini ve onun rızasını elde etme bilinci içinde mutlu olmasını bilir. Yani çıkarttım. Zaten ifadelerimden anlaşılıyor ki o ayetten bize verilmek istenen psikolojik noktasında kendimce onu çıkarttım. İlgisini çeken o Taha suresinin 131. ayetine bakar. Uzun bir ayet. 132. ayet. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bundan kararlı ol. Mutlu gelecek günahlardan sakınanların olacaktır. 134. ayet. İnsan nasihata kulak asmayıp başına bir sıkıntı geldiğinde haşa Allah'ın suçlu kılıyor. İnsanoğlu başına bir şey geldi mi pek kendisini suçlu kılmaz. Suçu, günahı kendinde aramaz, hep hariçte arar. 135. ayet. Bedeni ruhtan, ruhu bedenden ayrı düşünenler olayların arkasını fark edip anlama hikmetine asla bilemezler, ulaşamazlar. Her şeyi ben merkezli ve zahire göre yorumlama arzusunda olduklarından, bütün kainatı bütün görebilmek Allah'ın nazarıyla bakmayla mümkün olduğunu kabul etmezler. Asla da bütünsel göremedikleri için bütünsel izahları da olamayacaktır. Böylelikle Taha suresini bitirdim. Şimdi Enbiya suresi, yani 21. sure, 1. ayet. Gaflet bir manasıyla hakikatten yüz çevirmektir ve ahiret için hazırlık yapmaması. 2 ve 3. ayetlerin toplamı. Zalimler, inkarcılar gizli fırsatları olunca da peygamber düşmanlıklarını gösterirler. Bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. 4. ayet. Allah'a yakınlığın kadar kainattaki kayyumiyetini, her şeyi biliyor, görüyor, şuuru ve idraki canlı olur sende. Düşünsene ki Allah her şeye gücü yetiyor, görüyor, biliyor, şuuru canlı olsa sende ne olur? 7. ayet. Her konuna, kanunun ehline, her konunun ehline, uzmanına danış. Ne varsa her şeyi o konunun ehline ve uzmanına danış. Bu 50 kilo un çuvalından kaç tane ekmek çıkar bana sorma.
Fırıncıya sor. Sekizinci ayet. Bulunduğun zamana, mekana ve topluma uygun fıtrat kanunlarını ve Allah'ın emirlerini unutma. Dokuzuncu ayet. Haddini ve hududunu aşanlar hem dünyada hem de ahirette helakete düçar olacaklar. Onuncu ayet. Akıla malzeme veriyor Kur'an. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Gibi. 11. ayet. Enbiya suresi 11. Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. 12, 15, 16. ayet. Toplam. İnsan azabı hissettiklerinden azaptan kaçarlar ama kurtulamazlar. Çünkü azabın sebebinden kaçmazlar. Azaptan korkarlar ama azabı netice verecek sebeplerden kaçmazlar. Kendilerini sorguladıklarında görecekler ki azaplarının sebebi zalim oluşlarından olduğunu görecekler. Siz kendinizi değişmedikçe, siz kendinizi değiştirmedikçe Allah adetini ve kurallarını değiştirmez. Biz hep masumuz. Başımıza gelenleri hak etmedik diye mızızlanırlar. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Sadece hayat bu hayat zannederler. Ahireti hayal gibi düşünürler. Ahireti hayal düşünüyorlar, hayal. Bu Müslüman ha? Kafir zaten inkar ediyor. Müslümanın ekserisi hayal gibi biliyor ahireti. 18. ayet. Doğruyu yaşa. Yanlış kendiliğinden gider. Yanlışı terk etmeyle uğraşma. Yanlışı terk etmeyle uğraşma. Doğruyu yap yeter. Düzeleceğini değil, bak düzeleceğine değil, düzgünlerle beraber olmaya gücünü harca. Allah Allah. Enbiya suresi 18, bir daha okuyorum. Doğruyu yaşa. Yanlış kendiliğinden gider. Yanlışı terk etmeyle uğraşma. Doğruyu yap yeter. Düzelecek var ya, düzelecek şu adam, şu eş. İşte ben bu kızla evlenirsem, oğlanla evlenirse düzelir. Bunlarla uğraşma. Düzeleceğine değil, düzgünlerle beraber olmaya gücünü harca. 19 ve 20. ayet. Ona yakınlığın kadar büyüklenmezler ve ibadetten yorulmazlar. Kim büyüklenmez, gurur, kibir yapmaz ve ibadetten kim yorulmaz? Allah'a yakınlığın kadar. Allah'a yakınlığın kadar insan acizdir. Acizliğini hisseder. Devam ediyor. Onun ibadet iltifatı, yani namaz kıl diyen kim? Onun ibadet iltifatı insanların ruhuna ruh olur. Allah Allah, işaret-i cazda da var bu. Yani namazın bir şeyi var. Öyle sabah kalkacaksın, abdest alacaksın, öyle külfet. Ama o bana dedi ki, bunu yap. Bunu yapmasıyla ey kulum deyip muhatap alması en büyük bir iltifattır. Bu da ruhun ruhu olur. Usanmamalarının sebebi iltifatı yaşamaları ve hissetmeleri. İltifat ilahiyi hissettin mi başka motive edecek benzin aramazlar. Yani güç aramazlar. Enbiya 22.
dünyanın, insanlık aleminin ve içsel alemin dengesi Allah'ın alemimizi ve dünyamıza hakim kılmakla mümkün değil diyenlerin alemlerine bir ibret gözüyle bakarsan görürsün. Mesela insanın kendi içsel alemi, aile hayatı, toplum hayatı ancak Allah'ın kuralları ile mümkündür dediğin zaman yok diyenlere diyor, bunu kabul etmeyenlere diyor. Cenab-ı Hak diyor ki 22. ayet, o yok diyenlerin diyor alemlerine, hayatlarına bir ibretle bak, görürsün. 23. ayet, senin olmayan her şeyden hesaba çekileceksin. O zaman sorgulanmaktan değil, yanlış yaşamaktan korkmalı. Yeni derse girenler için bir daha söyleme ihtiyacı duyuyorum. Bu akşam söyleşi, sohbet tarzına bir şey yapıyoruz. Risale-i Nur dersi değildir. Risale-i Nur dersi diye merak eden varsa canlı yayın binlerce vardır. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu ilk önce kendime, sonra arkadaşlarımdan gelen soru vesairelerden bunu yer yer yapıyorum. Bugün maçtan, araba markasından, şundan bundan konuşacaktık. Kur'an psikolojisiyle konuşuyoruz. Yeni gelenlere bir daha böyle ihtiyaç duydum. Şimdi kapattıktan sonra olan Risale-i Nur dedik ki adam ne koymuş ya, şey koymuş adam. Bunu diyeceksen lütfen çık. Git Risale'nin dersine git. Risale'nin dersi değil, söyleşi bu. Okuyorum tekrar. Enbiya suresi 23. ayet. Senin olmayan her şeyden hesaba çekileceksin. O zaman sorgulanmaktan değil, yanlış yaşamaktan korkmalı. Mesela kabre girdim, kefene sarıldım, şöyle olacak, böyle olacak, soru soracak. Sorgulanmaktan korkma diyor. Yanlış yaşamaktan kork. Zübeyir abi demiş ki, ölümden değil, kitap okuyamamaktan kork. Allah Allah, adam mı bak ya, ne güzel demiş ya. Maşallah. 26. ayet. Evlat Allah'ın lütuf ve ihsanıdır. Allah'a lütuf ve ihsan kim verebilir? Haşa, Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı olur mu? 29. ayet. Dikkat edersen sırayla gitmiyor. 23-29. Allah'tan başka ben Allah'ım diyen olmadı ama ben sizin Rabbinizim diyen oldu diyor. Allah Allah. Bir daha yeri söylüyorum. Enbiya suresi 29. ayet. Kur'an için de öyle diyor bir yerde. Kur'an benimdir diyeni çıktın, duydunuz mu? Bu Kur'an benimdir diyen. İnsanoğlu bakımından. Yok. Allah diyor ki benimdir. Başka yok. Onun olmadığını onun elindeyken ispat edeceksin. Şimdi diyor ki Allah'tan başka ben Allah'ım diyen enallah. Yani ben Allah'tan başka ben Allah'ım diyen olmadı ama ben sizin enne rabbukumul ala, en kaliteli, en yüksek Rabbiniz değil miyim? Müslümanların Allah sorunu yok, Rab sorunu var. Rab yani bizde nasıl uygulanır? Laikalar. Yani iman ediyoruz da amelü salih, yani Allah'ın Rablığına dair sıkıntılarımız oluyor. Yani Allah'ın rububiyetinde fazla kanaatımız olmuyor. Yani Allah tesettür diyor, Allah kaza namazını kıl diyor, zekatını ver, borcun varsa zekat onu ver, hayır hasanat yap, kendine yatırım yap, 30. sözde turceun kendine rucu et. 20. mektupta rucun Allah'a dönüleceksiniz diyor. Bunları idrak et, böyle yaşa. Yani eylemde sıkıntımız var yani. Bana göre diye başlıyoruz yorumlamaya. Allah'ın rububiyetinde sorun yaşıyoruz. Yani bana göre. Risale'de bir şey geçiyor. Ya olur mu ya? Tamam işte o yapma ya. Girme işte siyasete. Bunlar girme.
Yani Allah'lık sorunumuz yok Müslüman olarak. Rab sorunumuz var. Yani rububiyet, yöneticilikte Allah'a kanaat edemiyoruz. Ne biçim bir laftı ya Allah'a kanaat etmemek? Maalesef Allah'a kanaat edemiyoruz işte. Allah demeyeyim de Rabbi rububiyetine. Enbiya suresi 31. ayet. Hayatının içinde sağlam tutundukların olsun ki sarsıntıları sana hissettirmesin. Tıpkı yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Dünya dönerken sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Sağlam dağlar. Şimdi insan korona olur, ameliyat olur, hasta olur, dişi ağrır, doğum şeyi olur. Olur da olur. Ne yapacağız bu durumlarda? Hani böyle bizim Karadeniz'de böyle bir laf vardır. Eskide yollarla, patika yollarla gidilirdi. Güzel havalarda ağacın altını pisleme ki yağmurlu günde sana lazım olur. Şimdi yeryüzü sarsılmasın diye dağlar yerleştirdik diyor. Sonra yolları bulasınız diye diyor. Oralar, vadiler, yollar açtık diyor. Ne çıkarttık buradan? Hayatının içinde sağlam tutundukların olsun. Böyle dünya sarsıntından kurtulsun diye dağlarla tutunmuş. Bizim de hadiseler başımıza gelince sarsılmamak için tutunacağımız şeyler olsun. Mesela bir örnek vereyim kendi hayatımda. Herkes yaşamıştır. Hayatında bazı şeyler yaşamış. Bunu görüyor musunuz? Sözde. Yaşadığımı söyleyeyim. Böyle kalp mıdır artık neyse. İçeride olmuştu böyle. Tamam bitti. Böyle herkes böyle kendi aleminde bitti. Hemen gözümü kapattım. Sözlerin şu sesi var ya, şu motifli yazısına. Bu kapağa odaklandım hayalim. Yani tamam bitti. Sözlere, kapağına tutundum şuna. Sözleri hayal ediyorum. Tamam mı? O anda sözler üzerine, yani Meykel Azrail aleyhisselam sözler siması suretinde gelecek. Olur mu öyle bir şey? Bana öyle gelecek. Sen de nasıl inanırsan öyle gelecek. Mektubatta bu kanunu kullanıyorum. Çok hoşuma geliyor. Adam evliya. Adam veli. Adam evliya. Alim ya. Alim ve evliya. Sekeratta diyor değil mi? Haşiyede geçiyor. Sekeratta melek-i müekkel gelmiş Azrail. Bunu görüyor. Öyle alim ve evliya. Adam Azrail'ini seçiyor ya. Azrail'ini seçiyor. Mektubat diyor ki ya Rabbi, alimlerin ve evliyaların ruhunu kabzeden melek-i müekkel istemiyor. Emrin olur. Tövbe. Ne istiyorsun? Onu görüyor. Tövbe. Ben diyor ömrümü talebe yetiştirdim. Talebelerin ruhunu kabzeden melek-i müekkeli istiyor. Ve Allah onun duasını kabul ediyor. Böyle bir Allah, biliyor musunuz? Azrail'i seçiyor. Bu sözüm de medarbas olacak gibi ama Mektubat'ta geçiyor. Yani evliyaların ve alemlerin ruhunu kabzeden melek-i müekkeli istemiyor. Kalkıyor diyor ki ya Rabbi, ben talebe okuttum. Yani Risale-i Nur talebesiyiz ne demek diye söylemeye getireceğim. Talebe olmak. Hayatın her safhasında talebe olmak. Bırak şeyh olmayı, bırak alim olmayı. Biz talebe olduk mu en büyük şeref yani. Yani o evliya ve alim talebi ulumun ruhunu kabzeten melek-i müellikeli istiyorum dedi. Allah da onu nasip etti. Şimdi Cenab-ı Hak اَتَّ نُزُلَاتِ اِلَٰهِيَةِ عَلَى اُكُلِ الْبَشَرِ İnsanların seviyesine Cenab-ı Hak ne kadar iniyor. Rahmet-i İlahiye. Ve onun Azrail'ini, melek-i müekkelini, talebi ulumun ruhunu kabzeden
Azrail o cinsten geliyor, biliyor musunuz? Yoksa bizim Azrail aleyhisselam kafirlerin de ruhunu alır mı ya? Onun avaneleri var. Mektubatta üç meslekten bahsediyor işte. O kafirlerin ruhunu alan da peygamberlerin ruhunu, evliyaların ruhunu, alimlerin ruhunu, talebi ulumun ruhunu alan aynı değil ki. Aynı olur mu? Hayvanların ruhunu alan. Yani ne acayip bir, o kadar hoşuma geliyor ki yani Allah böyle uzaklaştırma değil böyle. Allah ne kadar yakın dost. Öyle konuşurken, ya Rab ben bunu istiyorum. Tamam. Ya Rab ben bunu istiyorum, bunu bana ver. Böyle rastlamıştım Zeytinburnu'nda, dördüncü katta arka odada. Böyle namaz kılan bir vakıf kardeşimiz vardı, hep anlatırım böyle, etkilenmiştim. Affedersiniz ben abdesti çıkıyordum, o da dua ediyordu böyle de. Duydum yani. Duydum diyorum. Diyor ki, şey ihtiyacımı da unuttum. Şöyle diyordu. Ya Rabbi ne istemişse bilmiyorum. Ya Rabbi bunu diyor, bu senden istediğimi vallahi şanına yemin ederim annemden isteseydim, annemdeki şefkati sen verdin. O şefkate sahip olan annem bana bunu verirdi. Annemdeki şefkatin sahibi hatırına, annemdeki şefkatin kaynağı hatırına bunu bana ver dedi. Verir misin de yok ha. O kadar etkilendim ki bu izin peşine düştüm. Sonra ona çaktırmadan hayatına baktım. Vakıf kardeşimiz, gece gündüz beraber yaşıyoruz. Sonra sordum. Bir şekilde aldım ağzını. Verdi mi dedim Cenab-ı Hak, merak ettim. Dedi ki verdi dedi. Baktım ki gözleri yaş akıyor. Keşke öyle istemeseydim. Niye dedim. Ya dedi hayırlı olup olmadığını bilmedim ama dedi. O şekilde istedim. Ya nasıl yaptın onu? Allah'a dedi ben içinde hissediyorum. Böyle dost diyor ya. Böyle bir resmiyet de yok. Allah ile konuşmak. Yani o için böyle Allah ile böyle samimi bir münasebet kurmak böyle. En yakın dost. Dost istersen Allah yeter. Ya Rabbi bunu bana ver ya. Veya ben bazen günaha düştüğüm zaman ya Rabbi beşeriyetimizin iktizasından şu günahı yaptım. Biliyorsun bendeki sistemi bu nefis. Ya Rabbi beşeriyetimin iktizası olan şu günahımdan dolayı ikramın, ihsanın, lütfun ve keremin olan hizmet imaniye, Kur'an'ı elimden alma ya Rabbi. Tatmin olmuyorum gene. Ya Rabbi ya bu beşeriyetimden dolayı, bu günahtan dolayı alma Allah'lığın hatırına. Allah'lığın hatırına. Ya Rab sen kendini nasıl biliyorsan sen öylesin ve onun hürmetine ve hatırına alma elimden. Davayı alma. Böyle yakın ise böyle Allah ile konuş yani. Belki benim meczupvari vereceksin meczupluğuma. Verin meczupluğum ama ya Rabbi bunu bana ver ya. Bunu şey yapma. İşte Allah'ın muamelesinden korkma. Ve haletimi söylüyorum. Yanlış yaşamaktan, okuyamamaktan, okuyamamaktan korkmak lazım. Fesubhanallah. Allah o kadar hoş ki. O zaman böyle insan hayatında sarsıntı geçireceği şeyler oluyor. Ya sağlığını kaybeder, ya eşini kaybeder, ya annesini kaybeder, ya oğlunu kaybeder, ya babasını kaybeder, ya korona gelir, ya kanser gelir. İşte şey suresi, Enbiya suresi 31. ayette diyor ki, nasıl ki yeryüzü hareket ederken dünya sarsmaması için dünyayı kazık gibi yaptık mı? Toprak ona tutunmuş, dağlara tutunmuş. Aynı sen de hayatın seyri seyran ederken, hayatını sarsacak hadiseler geldiği zaman sağlam tutunacak şeyin olsun. Ona tutun. Toprak dağa tutunduğun gibi. Bir de okuyayım. Hayatının içinde sağlam tutundukların olsun ki sarsıntıları sana hissettirmesin. Mesela
Hep sorarım. Benim var elhamdülillah. Sizin gibi kardeşlerim var. Mesela canım sıkıldı. Gece saat 2. Bunu aldım. Telefonu kaldırıp ben buna ederim ya. Bundan bunu yatağından kaldırırım. Bunu aldım. Sohbet-i İhvan. Münacat-ı Rahman, tilaveti Kur'an. Kur'an okudum, geçmedi. Namazlarda kıldım, geçmedi. Ya bunu aldım ya. Evet, ikide adam kaldırılmaz. Kaldırılmaz yani. Ya Avrupa'da, gasilhanede, hastanın altında ceset yıkıyorsun, bir şey yapamadın, ararsın. Ya çok zor. Yani gece ikide böyle kaldırabileceğin dostların olsun, tutun. Mesela bir daha yapayım. İnsan böyle buhran geçirdiği zaman çok zor. Artık her şey bitiyormuş gibi. İstersen kalp atışın olur, kanser olur ve evladın ölmüş olursa hemen gözünü kapa. Şu resmi hayal et. Şu resmi. Tamam. Ben mesela sözleri tutundum. Sözlere kapağına kapağına. Hayalimi koparmıyorum. Bitti o. Beni kim ondan kimse alamaz. Gözüm kapalı. Tutundum ona. Ha, Azrail'im bu içindeki mananın müekkeli cinsinden gelecek. Ben bunun talebesiyim. Ben talebi bunun. Öyle inanıyorum. Talebeyim. Bunun müekkeli ruhani Azrail aleyhisselam meleğin Rum'u kabzetmesi adına kapağı hayal ediyorum. Kapağa tutundum. Tutun. Tutunacak bir şeyin olsun. Ama faniye tutunma. Faniye tutunma. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Sonra binayı, Murat Dursun öyle demişti kardeş. Üzerine diyor fani şey, baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edersen diyor, binayı alıp gider diyor. O da öyle demişti. Çayını iç, çayını. Tutun bir yere. O başımıza gelen sarsıntı hadiseler sarsamaz. Sarsa bile muvakkat olur, az olur. Dünya dönerken 108 bin kilometre hızla güneş etrafında dağlara tutunmuş sular ve topraklar sarsmıyor. Sen de diyor, hadiselerden önce bir yere tutun ki seni sarsmasın. Tıpkı yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye. Arada da vadiler koyduk. Allah Allah. O zaman dağlar arasında da yolumuz olsun. Gönüller arasında yolumuz olsun. Kişiler arasında köprümüz olsun. 32. ayet. Hani insan oğluna şeytanın sağından, solundan, önünden ve arkasından saldırdığını ama Kur'an öyle diyor. Şeytan insan oğluna sağından, solundan, önünden, arkasından saldırıyor. Ama alttan ve üstten demiyor. Kur'an alttan, üstten saldırır demiyor. Sağdan, soldan, önden, arkadan saldırıyormuş. Niye? Diyor. Tıpkı dağlar yeryüzüne sarsıntılardan korunsun, kolayca yollarını bulabilsinler diye. Bir de gökyüzüne korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. Bu tabirler dünyanın sağına, soluna, önüne ve arkasına demiyor. Alt ve üstüne diyor. Şeytan içinde öyle demişti. Yani şeytan diyor sağınızdan, solunuzdan, arkadan geliyor. Niye alttan üstten gelmiyor? Anladığım, ben ne anladım? Anladığım kadarıyla batını manası şu. Alt tabanı fiildir. Yani sünnet-i seniyedir. Alttan gelememesinin sebebi yaşanan sünnet-i seniyedendir. Üst taban ise
itikattır, vahiy ve imandır, batıl itikatlardan uzaklaşmaktandır. İnsan sarsıntı tıpkı dünya gibi alttan, fiilden oluyor. Yani dünyayı sarsıyor ya deprem, gor, alttan sarsıyor. Yanlış yaşamaktan, doğruyu yapmamaktan ve ayette kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Ne demek? Yani psikolojik ne demek tabii manası. O 350 bin tefsir gelmiş. Bana lazım olan, sıkıntımı hapiste lazım olan ne anlamışım o tarihte? Yollarını o dağlarla, vadilerle, yollarla buluyorlar. Dağlar olmasa ne vadiler ne de yollar olur. Dağlar sünnet-i seniyeler manasında, vadiler mezhepler, yollar cemaatlardır Allahu alem. Ben böyle anladım bu ayeti. Dağları koydum sarsılmasın. Şeytan sağınızdan solunuzdan arkadan gelir. Alttan ve üstten gelir demiyor. İki yerden gelemiyor. Üstten ve alttan gelemiyormuş. Alt ne demektir? Sünnet-i seniyedir. Üst taraf ne demektir? İmani bil ahiret, iman esaslarıdır. Dağlar dağlar yeryüzünü sarsıntıdan korkuyor, kolluyor ya. Sünnet-i seniye de dağlar gibidir. Dağlar arasında yollar yaptık diyor. Doğru yolu bulasınız diyor. Vadiler yaptık diyor Cenab-ı Hak. Vadileri de ben mezhepler anladım. Vadilerde yollar yaptım diyor. Yolları da cemaat olarak anladım. Öyle anladım. Semavi meteorlardan, kozmik ışınlardan ve insan oğlunun uydularından koruyan itikat. Yani semavi meteorlar, kozmik ışınlardan insanı tavan yapmış ya semada, atmosferde, insana da doğru bir itikat. İtikat ki dimağda, yani üst tabanda. İtikat tavan demektir. Üstten niye saldıramıyor? Sağlam bir itikat. Hurafe, İsrailiyattan uzak, sağlam bir itikat. Peki sağlam bir itikadın Allah'ın cevabı nedir? İmandır. İtikat insanın kazanımıdır. İman ise insanın kazanımı değildir. Allah'ın lütfudur, ihsanıdır. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. 42 şu an işaretleyeceğiz. İman. Ha, irade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu iman. Peki mektubatta imanı nasıl anlatıyor? Mektubatta şöyle. Hakikat-ı aliyenin nefsül emriyesinin unvanıdır diyor. İmanı. 286 mıydı? 284 mektubatta. Hakikat-ı aliye-i nefsül emriyenin unvanıdır iman. Allah Allah. Yani Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alem bil fiil ağaç. Şecere-i hilkat. Onun bil kuvve yazılımı iman. Bak, hakikat-ı aliye, hakikat esma ilahi. Nefsül emriyenin 18 bin alemin hakikati. Yani 18 bin alemi yapan esma-i husnalar bir noktada bana tayin ediyor. İman bu. İman ikramdır, kazanım değildir. Doğru itikada verilen Allah'ın cevabıdır. Sağlam bir itikat, itikat kendi kazanımdır. Allah Allah. Demek ki şeytan sağınızdan gelir, solunuzdan gelir, önünüzden gelir, arkanızdan gelir. Ama Kur'an üstten alttan gelir demiyor. Altı ne anladım 11. lemadan? Sünnet-i seniye, yere iyi basıyorsun. Böyle. Üst nedir? Dimağda sağlam bir itikat gelemiyor. Peki Allah dağlar diyor. Ona tutunun, sarsıntıdan sizi bika eder. Hastalıklar, musibetler, ölümler gelince sünnet-i seniyeye tutun.
Dağlar arasında vadiler yaptık. Bunlar mezhep. Benim anladığım. Yollar yaptım diyor vadilerde. Bu da cemaat. Elhamdülillah. Peki meteor taşları semada böyle atmosferde bir şey yapmış, kubbe yapmış. Meteor taşlar falan gelmiyor. Ay delik deşik. Dünyaya gelmiyor. Çünkü koruyucu bir tavan yaptık diyor. O da nedir? İtikat. Tavan. Tavan. Taban. Taban peki nedir? Bedensel, fiili hayat. İman ise ikisinin kesiştiği kalp. Mutlaka her zahir mananın bir de batın manası vardır. Hani 30 ayette gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı diyor. 30 tane ayette geçiyor. İnsanda bütünlükle doğar. Yani şimdi anladığımı okuyorum. İnsanda bütünlükle doğar. Sonra çeşitli şartlar ve hadiselerle ve kişiler vasıtasıyla kişiliğinde zenginlik olur. İnsan Adem Safiyullah olarak doğar. Bütünlük olarak doğar. Adem bebek. Sonra insan çeşitli şartlarda dağıtır kendisini. Sonra toplamaya çalışır kendisini. Hani ilk önce uzak, toz, kütle halinde tek şey iken biz, merkezi çekim, uzayın soğukluğu vesaire, küreler, gezegenler ortaya çıkartıldı. Tıpkı insanın tek ben, yani benliği ile var iken ne kadar farklı mekan ve şartlarda farklı karakter sahibi olduğu gibi, sanki mikro makro insan kainat, hadiseler ve kişiler vasıtasıyla değişik sıfat ve istidat ve kabiliyetler ve kişilikler insanda ortaya çıkıyor. Ama cennette olsaydı tek karakter olacaktık. Tıpkı kainat tek bir şey iken insan oğlunun yeryüzüne inmesiyle bu kadar varlıkların çıktırılmasına vesile olmuş. Ve 33 ayette şu geçiyormuş. Kur'an'ın 33 ayetinde o geceyi gündüzü, güneşi ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Bitti. Ne anladın? Biri semada, biri yeryüzündeki simgelerle cem etti. Semayı güneşle, ayla, dünyayı gece ve gündüzle simgeledi, cem etti. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Yeryüzü, gece, gündüz, doğru, yanlış, eksi, artı, iman, küfür, örten, açan demektir. Yani dünyayı gece ve gündüz, açan, kapatan, semayı da güneş, ay, güneşi, şemsezeli, ay da Peygamber aleyhissalatü vesselamla tanımlandı. Evet, şimdi 36. ayetteyim. Hangi sure? Enbiya suresi 36. Bismillah. Doğruyu, hakkı söylemek ve yapmaktan alay edileceksin ama sen buna aldırmayacaksın. Bir daha. Doğruyu, hakkı söylemek ve yapmaktan alay edileceksin ama sen buna aldırmayacaksın. Zübeyir abinin sözü hatırıma geliyor. Çoğunuzun hatırına geldi. Sen hak ve hakikati aykıracaksın, yaşayacaksın. İsa Aleyhisselam'ın da ayeti var ya, siz diyor şimdi karanlıklarda, bodrumlarda, zindanlarda mırıldandıklarınızı öyle bir zaman gelecek ki balkonlarda haykıracaksınız diyor. Zübeyir abi de diyor ki sen diyor bunları yetiştireceksin, bitki, ağaçları, ama memnun olmayanlar çıkacak, yakıp yıkacaklar, aldırmayacaksın. Sibirya'ya sürüleceksin. Sibirya'ya. Sibirya'da bitki mi yetişir? Isınla bitki yetiştireceksin. Orada da seni bulacaklar. Yaptıklarını yakıp yıkacaklar. Sen bunu aldırmayacaksın. Ekvatora, sıcak bölgelere sürülürsen orada da bitki yetiştireceksin. Su yok. Kanını su yapacaksın. Ama orada da bulacaklar, yakıp yıkacaklar. Sen bunu aldırmayıp yoluna devam edeceksin. Diyen ustadın bir talebesi vardı Zübeyir abi. Yani bir insan bir lafı niye eder?
Niye bir insan bir şey çok konuşur? Aleminde yer etmiş. İsa Aleyhisselam onu bozulmuş. Ayetinde de İncil'de de okumuştum ben. Ben okudum. Tevrat'ı da okudum. İncil'i de okudum. Hem de Mutadid de var. Diyor ki bir daha. Beni çok etkileyen cümlelerden bir tanesi de o. İki tane söyleyeceğim. İsteyene verilecektir. Verilene de verilecektir. İkinci bir ayet şu. Zindanlarda, köhne yerlerde mırıldandıklarınızı açık olarak ifade etmeyi de değil, mırıldandıklarınızı balkonlarda haykıracaksınız. Allah Allah. İnsanoğlu yani dünyanın kaderi yani. Fesubhanallah. Biraz önce okuduk. Belki de şey geçti, es geçti. Onları sınamak için verdiğim o dünyalıklar var ya diyor ey Habibim. Hani şatafat, şatolar, villalar, arabalar, yatlar, katlar, aşlar, işler, evlad iyaller, bol bol evlatlar, servetler verdik. Sen sakın onu aldırma. Ya ne yapacak o? Biz onları diyor, onlarla yakalamak için verdik. Allah adalet ilahisi şu. Vermedikçe hesap sormuyor. Mesela diyelim ki bana Allah sormayacak. Şu dairenin zekatını ver. Yok ki vereyim. Ama var verecek. İşte onlara veriyor ki gemliyim diye. Eğer onlar hakikaten hain, mutlak hain olsaydı Allah Resulüne verirdi. Beni Hollanda'da başıma geçmiş bir hadise vardı bunlarla kalın. Niye böyle oldu bilmiyorum. Enfusi kamptaydık. Çıktık. Böyle teneffüs için böyle kenara gidiyordum deniz kenarına. İlk defa ömrümde bir jip gördüm. En fazla 20 yaşında bir delikanlı vardı. 20-25 değil. İçinde o vardı tek. Hemen şöyle geldi. Aynı böyle geçmişse doğruyu söylüyorum size. Jipe o delikanlıyı görünce Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Resulallah sen böyle bir arabaya binmedin. Yani bilmedin de yani Allah'ın bu nimetini buna vererek yani bu adam, bu delikanlı makbul muydu o kadar? Demek ki Allah'ın nazarı farklı yani. Verir, alır, zengin eder, fakir eder, sağlıklı eder, hasta eder, çoluk çocuk verir, alır. Yani bu dünyevi hadisenin Allah'ın kararı bu. Biz ne zaman sıkıntı çekiyoruz? İşte keşkeler diyoruz ya, karışıyoruz Allah'ın rububiyetine. Niye yaptı? Ne bileyim. Ama Allah fazla yapmaz, az da yapmaz. Allah ne yapıyorsa doğru yapıyor. İşte Müslümanın Allah sorunu yok. Rab sorunu var yani. Kanaat edemiyoruz. Bunu derken beraber mutala, muzakere ediyoruz ya, sohbet havası dedik ya bugün. Yani böyle sıkıntılarımız oluyor. Allah onun için Risale-i Nur'da şu çıkarımlarımız olmuştu. Rahat etmek için teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Teslim, seleme, sünnet-i seni yaşamak. Tevekkül, hadiselere, olaylara Allah canibinden kudretin azameti altından bak. Tamam. Teslim, tevekkül, Allah'a itimat et. Allah beni benden daha iyi düşünür. Beni benden daha fazla seviyor. Allah'a kanaat et. İtimat, kanaat. Allah'a kanaat etmek. Ağır geliyor bu laf ama Allah'a kanaat etmek. Allah'a kanaat etmek. Allah bana yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah'a kanaat etmek. Bak, Allah'a itimat etmek. Ya Rabbi sana itimat ediyorum. Sen beni benden daha iyi düşünürsün. Ya dünya acayip olur ya. Yani kendi hususu dünya. Bugün misafirlerim vardı. Onlara da dedim ki hiç kimse dünyada yaşamıyor dedim. Bir anda şok oldu. Böyle bakıyor böyle. Ya ekledim. Herkes dünyada yaşadığını zannediyor. Herkes buradaki fikrinde, aklındaki fikrinde, vicdandaki hisinde, kalbindeki duygusunda, ruhundaki latifede. Herkes kendi hususi dünyasında yaşıyor. Kimse umumi dünyada yaşamıyor. Ustad öyle diyor. Umumi dünyada yaşadığını zannediyor. Mesnevi Nuriye 119 muydu? Ama herkes kendi hususi dünyasını umumi dünya zanneder diyor. 37. ayet. Enbiya.
İnsanoğlu aceleci yaratılmış. İnnel insanel acula. Ondan iyiliği ve cezayı Allah'tan hemen isterler. Allah birlerini versin. Yani ondan geliyor. Hemen şey. İnsanoğlu diyor. Aceleci yaratılmış. Ondan iyiliği ve cezayı Allah'tan hemen isterler. Şimdi senin başına gelen kim bilir hangi zamanın bedelidir. Bilmiyor musun? Kendime diyorum. Ey Hasan, hücredesin ama. Burada yani ben psikolojik düşünüp yazdığım değil. 37. ayet. Şimdi hani kendi elimizle yaptığımız şeylerden oluyor. Ama bunun dışında peygamberin evladı da gitti, Eyüp Aleyhisselam da gitti. Yani Allah hakikaten dostlarını hırpalıyor be. Alıyor, bir şey bırakmıyor. Ben hemen bir şey hatırıma geliyor. Cebrail Aleyhisselam, Lef-i Mahfuz'un temsilcisi ya. Kim? Cebrail Aleyhisselam, Lef-i Mahfuz'un temsilcisi. Okudum. Okudum, şöyle geçiyor. Kur'an'ı getiren zat. Aleyhisselam, Cebrail. O bile sormuş Allah'a. Dedi ki, ya Rabbi, bunun hürmetine yarattın. Tamam. Vahiy buna gönderdin. Ya Rabbi demiş. Doğmadan babasını. Çocukken annesini. Sonra işte tabii görmüş. İşte çoluk çocuğun yani oğlunu da aldın dağılmadan hepsini böyle. Yetim daha çocukken. Ya Rab, babasız, annesiz, yetim. Bu Habibini niye böyle yaptın? Sormuş. İyi ki sormuş. Davasına kurban olayım. Cebrail'in davasına. Davası iman ya Allah. Niye Habibini böyle yetim bıraktın demiş. Hikmetini sormuş. Bir cevabı şu olmuş. Demiş ki ya Cebrail, bir mana naklediyorum okuduğum. Ya Cebrail, bir insanın diyor başına bir hal geldiği zaman bela musibet hemen en yakınlarına medet ister. Yani şu, çocuğu dövdükleri zaman veya düştüğü zaman ne yapar? Anne, baba, abi, dayı, amca var. Yakınlarından yardım alır. Peki, hiç kimsesi olmayan bir çocuk dövseler, düşse bir taraf acısa nasıl ağlar arkadaşlar? Kimseyi çağırabilir mi? Hiç kimseyi çağıramaz. Ben de diyor, Habibimin her şeysini aldım ki başına bir şey geldiği zaman anne baba yerine ya Rab, ya Rabbi, ya Rab beni çağırsın diye yaptım diyor. Ama anlayamıyoruz ki ya. Vallahi anlayamıyoruz yani. Yani anne babasına çağırma değil beni çağırsın diye diyor. Çok etkilenmiştim ya. 40. ayet. Hayatımızın tümünü fanilikten kurtaramadığımız gibi yarın amellerimizle yüzleşince insan şaşkına dönecek. Ne onu geri çevirebilecekler ne de kendilerine süre verilecektir. Ama Allah çok hoş. Böyle. Kişi en çok neyi sever? Annesinin sinesini değil mi? Şefkatli sinesini. Vallahi onu da yaratan Allah olduğuna göre Allah'ın sine-i rahmeti ne kadar tatlı olduğunu hayal edemiyorum. Allah ile zevk almak lazım. Allah ile memnun olmak lazım. Allah'ınla gurur duyman lazım. Allah ile gurur duyuyorum. İnsan annesinin kokusunu, annesinin sinesini böyle sarıldığı zaman, yaşı kaç olursa olsun, çocuktan bahsetmiyorum. Kaç yaşında olursan ol, ben yaşta da yok. Annene sarılmayı, sinesinde olmayı, kokusunu almayı, böyle bir elini sürmesini ne kadar insanı rahatlatıyor. Ne dersen de, istersen şöyle bir şey yapayım. Ne kötülük yaparsa yapsın, baba kapıya atar çocuğu. Yani ama yapmadı pislik yok çocuk. Kayboldu gitti. Aylarca cehennem olup gitti çocuk. 2-3 ay sonra, 5-6 ay sonra çocuk gelse gece 2.
kim o? Dedi. Tamam mı? Çocuk benim anne dese, yatakta baba yatıyor, babayla anne yatıyor. Baba en ifratı şöyle yapar. Canın cehenneme. Merhametli baba şöyle yapar. Galiba kele ya. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun o ana kapıyı açınca sinesine basar. Haşa. Buna ait böyle de bir ayet var. Allah'ın merhametine şeytan güvendirip günah işlettirmesin diyor. O konu değil konumuz. Ne günah yaparsa yapar, anne sinesine bastığı gibi annenin sinesini veren Allah'tır. Yani haf ve reca dengeli olmalı. Allah'tan Allah'tan korkmak o zatından değil de yaptığımız ona karşı ayıplarımızdan korkmak. Allah yani Allah'ın o şeyinden korkmak yani. Bizim cehennemimiz o cehennem değil esas. Allah'ı kaybetmek olmalı. Bizim cennetimiz de cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olmalı. Neyse Allah'tan yani bu Allah sevgisi, Allah ile memnun olmak haşa tam tersine. Ben şöyle inanıyorum, inancımı söylüyorum. Allah'tan korkarak yapılan ibadetle Allah'ı severek yapılan ibadet dağlar kadar fark var. O zaman ben en kaliteli ibadetin severek yapıldığını, Risale-i Nur'un uslubu, metodu, mantığı, ruhu, hepiniz talebesiniz, Risale'nin talebesiniz, kardeşiz. Ben Risale'nin ruhunu tehdit ederek, azapla korkutarak değil, Allah'ı tanıtarak, tavsif ederek, sevdirerek, merhametini göstererek böyle bir yolu seçilmiş. Demek ki aslında böyle bir ihtiyacı var. Sonra merak ettim, kürsüye çıkıp Allah ile, cehennem ile tehdit etme mantığı üzerine kurulan vaazlar niye diye. Demek eskide olabilirdi. Her bir asrın bir hükmü var. Demek ki korkan korkutuyor, seven sevdiriyor, ümitli olan ümitli gösteriyor gibi anlıyorum. Bu asır böyle herhalde, bu asrın şeyi Risale-i Nur metodu o kadar hoşuma geliyor ki. Çok şükür. E peki bu sevgi edepsizliğe günah işleme itmez mi? Asla. İnsan korktuğu kişiye yanlış yapmaktansa sevdiği kişiye sevdiği kadar yanlış yapmaktan utanır. Sevme nispetinde yanlışlık yapmaz. Baba yanlışlık yapar ama anne yoka yapmaz. Sevdiği kişi sevgi ya ayıp olur ya. Sevgi daha çok insanı ona karşı haddini bildiriyor diye hissediyorum. Bilmiyorum belki de yanılıyorum. 41. ayet. Sakın alay etme. Alay edilen şeyle imtihan olmadıkça insanoğlu ölmez. Unutma. 43. ayet. İnsan kendi içsel alemini dinleyebilse, insan içsel alemini dinleyebilse, dinlemeyi istese her şeyin açık olduğunu şahit olacaktır. İç alemini dinlemeyi istese, şöyle oturup sakinleşip İçini seyretmek istese insan hem dinler hem şahit olur. Şahit olacağını görecektir. Çünkü vicdan onu söylüyor. 45 ve 46. ayet. Hangi sure? Enbiya. Vicdanı sağır olanlar uyarıları, çağrıları duymazlar. Uğraşma ve üzülme. Yani anlatıyorsun. Ya dinlemiyor. Takmıyor yani. Diyor ki vicdanı sağır olanları ha uyarmışsın ha uyarmamışsın. Onlar duymazlar. Risale nasıl geçiyor? Sağır olup kör olmuşlar. Belki bir divan olmuşlar ki bu hakikati görmüyorlar, duymuyorlar, anlamıyorlar. 25. sözde de öyle diyor değil mi? Onların reddetmelerinde müteessir olma ya Habibim.
tasdik edici olarak Allah sana yetmez mi? Elhamdülillah. Çok üzüldüğü zaman Allah Resulü, o da insan ya. Çok üzüldüğü zaman Hazreti Hatice demiş ki radiyallahu anha, ya acayip etkileniyor mu o anamızdan? Dedi ki, tasdik edici olarak Allah ve ben sana yetmez miyiz dedi. Onun için vicdanı sağır olanlar uyarılarını, çağrılarını duymazlar. Uğraşma ve üzülme. Ve bunların pişmanlıkları, her şey bitti, fırsatlar kapandı, o zaman ancak anlarlar. 47. ayet. Haşir meydanında hesabı bizzat Allah görecek. Oo, bir saatim geçti. Peki, bir tane okuyayım. Haşir meydanında hesabı bizzat Allah görecekmiş. Allah Allah. Enbiya suresi 47. ayet. Allah görecek. İyi o zaman. Niye biliyor musunuz? Allah hesabı görecek mi bizzat kendisi? Evet. Allah görmesi çok iyi. Sistem var ya, sistem. Sisteme verse, kuralla işlese işimiz yaş. İyi değil. İyi ki Allah hesabını kendisi görecekmiş. 48, 49, 51. ayet okuyorum, kesiyorum. 48 ve 49. Onda gidenlerin hayatları bize heyecan vermekle hayatta tutunmamızı ve hayatı yorumlamamıza vesile olmak örnek ve rehber insanlarımızdırlar. Mesela 124 bin peygamber ve onların tabileri, onları gördükçe imanımıza iman, hayatımıza hayat, delilimize delil oluyor da, demek ki onda gidenlerin hayatları bize heyecan vermekle, peygamber kısaları, hayatta tutunmamıza, hayatta başımıza gelen hadiselerle, Eyüp aleyhisselam, Yunus aleyhisselam, Musa aleyhisselamların hayatlarıyla hayatlarımızı yorumlamamıza vesile, örnek ve rehber insanlardır. Son ayet, 51. ayet. Fikri olgunluk, sağduyu ve fıtrı akıl Allah vergisidir. Fikri olgunluk, sağduyu ve fıtrı akıl Allah vergisidir. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi bunların cemine doğru düşünme yeteneği vermiştik demiş. Yani İbrahim Aleyhisselam'a şöyle diyor, tırnak içerisinde aynı meal aldım. Doğru düşünme yeteneği vermiştik. Fıtratını doğru kullanmak, bir de doğru bilgi, sonuç, hidayet. Fıtratını doğru kullanmak, doğru bilgi, doğru sonuç nedir? Hidayettir. Hidayetle iman arasında şu, haşa, güneşe şemsezeli, Allah desek, güneşten gelen şua, yani ziya, fizikte foton, hidayet. Bak, güneşe şemsezeli desek, güneşten gelen ziya, hidayettir. Sen perdeni açtın, güneş içeriye girdi, ısındırdı, büyüttü, hayatına vesile oldu, çiçekler, evindeki mikroplar vesaire, güneş girdi. O güneşi onayladın, perdeyi açmak ihtiyar, ortaya çıkan sürecin sonucu iman. Bir daha, imanla hidayet arasındaki fark. Güneş, şemsezeli, ondan gelen şua, ziyaya hidayet. Perdeyi, panjuru açmak ihtiyar ve irade. Güneşi biz içeri girmesine vesile olduk. Panjuru açtık, perdeyi açtık. İçeride güneş faaliyet yaptı, çiçek büyüdü. Isındım, yaşantım devam ediyor. Yani bu da sonuç. Bu sonucun bütünsel, farklı sonuçların bütünselliğine iman. Güneşten gelen ziya bizim iktidarımızda değil. Herkese hidayet vuruyor. Kimisi perdeyi açıyor, kimisi perdeyi açmıyor. Güneş
O açana vurduğu gibi açmayana da vuruyor. Ne zaman perdeyi açarsan, hidayeti onaylarsan, doğru bak, hidayeti onaylayana Allahça verilen cevap iman. Doğru itikada Allahça verilen cevap iman olduğu gibi. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tema selavat. İhtina sıratel mustakim sıratel lezine nam talim gayril mağdubi aleyhim ve laddallin. Amin, amin, amin. Efendim neler yazmışsınız? Hasan abi Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun inşallah abi. Bir tespitimi söyleyeceğim. Risale-i Nur dersi yapmayacağım dediniz ama. Evet öyle dedim. Risale-i Nur olan birisi nereden derse kalsa yapsın Risale-i Nur'dur onun kaynağı. Evet. O yüzden seni dinlemek büyük bir lezzet. Estağfurullah. Bu ayetlerden de çıkarımlarınızı kelime manaları değil de sizin kendi çıkarımlarınız değil mi? Evet. Çok azdır o metin. Tırnak dediğim metindir. O bu psikolojiyle o dört duvar hücrede Kur'an'a sırf ben bu kuyuda nasıl çıkacağım? Kur'an madem bütün dertlerimize derman, merdiven, ip, dürbün, basamak nasıl yaparım? Sırf böyle baktım Kur'an'a. Kur'an'a sırf psikoloji diye baktım. Ahkam diye değil, tefekkür diye değil. Benim o İsa Aleyhisselam'a hatırlamak istediğim ayet şöyle yazmış Mehmet kardeş. Onu okumak istiyorum çünkü ben onu çok seviyorum. Karanlıklarda söylemekten çekindiğiniz bir hakikat. Ya, çok etkileniyorum ya. Çok fazla bu şeyden çok. Karanlıklarda söylemekten çekindiğiniz bir hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda yaşadığınız bir inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız. Ve buna herkes inanacak. Hazreti İsa Aleyhisselam. Amin ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Onun hürmetine. İsa Aleyhisselam'ın senin yanındaki değeri kıymetine. İsa Aleyhisselam'ın imanının hürmetine Allah'ım. İmanımızı âli eyle. Daim kayım sahim eyle. İmanımızla bize sahip ettir ya Rabbel Alemin. Onun imanın hürmetine ehli imanı, ehli İslam'ı affeyle, imanına sahip eyle ya Rabbi. İsa Aleyhisselam'ın hürmetine vesilesine ya Rabbi, imanımızı elimizden alma ya Rabbel Alemin. Şeytanın almasına da fırsat verdirme ya Rabbel Alemin. Amin. Karanlıklarda söylemekten çekindiğiniz bir hakikat, bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda yaşadığınız bir inancı, bir gün çatılardan haykıracaksınız. Buna herkes inanacak. Elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım ona selam eyle, haberdar eyle peygambere. Başka bir kardeşimiz ne demiş? Başta derste dediniz Allah'ın iltifatını hissettin mi? Başka motive aramaya ihtiyaç var. Evet. Allah sana iltifat ettiğini hisseder misin böyle? Hiç hayatında bir Allah'ın iltifatı yok mu yani? Mümkün değil. Herkes hayatında hisseder. Nereden biliyorum? Çünkü Emir Dağı'nda söylüyor. Nur talebeleri hayatlarına şöyle bir baksınlar. Mutlaka Risale-i Nur'u netice verecek gibi çok vasıfları görecekler. Elhamdülillah. Yani Allah'ın hayatında, Allah'ın sendeki irtifatını böyle bir bul böyle bir kayıp. Tutun ona. Zahirde basit ve anlaşılır gibi ama derin bir hakikat için mümkünse buna izah o kadar böyle. Allah böyle iltifatı yok mu ya? Bırakmadı bir kere beni. Bak bu saatte tutmuş. Saat kaç? Ha bu geveze Hasan'ı dinliyor. 22:20. Yani durmuşsun. Risale'nin dersi değil dedik ama bak duruyor. Bu Allah'ın iltifatı ya. Böyle, sen ne için duruyorsun? Ya bakalım Allah'ın ayetlerine psikolojik olarak bana ne diyecek ya? Ne ders alacağım? Bu kadar böyle bir saat durdun. Allah bir iki tane bir şey vermedi mi? Bir sevgisi yok mu? Bir huzur yok mu? Elhamdülillah. Bu Allah'ın iltifatı. Çok şükür ya. Efendim ne yazmış? Şu eserimde ustadım Kur'an'dır. Şu eserimde ustadım Kur'an'dır.
Kitabım hayattır, muhatabım yine benim. Sen ise ey kari, 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 müstemisin, işitensin. Müsteminin tenkide hakkı yoktur. Beğendiğini alır, beğenmediğine ilişmez. Keşke sayfayı da söylesem. Risale-i Nur'da geçiyor. Şu eserimde ustadım, evet. Hakikaten öyle. Risale-i Nur'la tutundum ben. Risale... Bakın bir şey söyleyeyim, kapatıyorum oturumu. Şu sözler, şu şualar, iki tane göz, gözlüğümü kabul edin. Bu Risale-i Nur'la ben gözlük yaptım. Bak görüyor musun gözlük? Risale-i Nur'u ben niye taktım? Risale-i Nur gözüyle Kur'an bana ne diyor? Peygamber ne diyor? Risale-i Nur'un gözlüğüyle Kur'an, Kur'an'da Allah, Kur'an'da peygamber. Kur'an ne diyor? Yani şu, şu gözlüğü buradan tutarsam gözlüğe bakarım. Gözlüğü takınca gözlüğe bakmak için değil, gözlükle bakmak içindir. Yani gözlüğe bakmak değil, gözlükle bakıyorum, gözlükle bakıyorum. Biz Risale-i Nur gözüyle Kur'an'a bakıyoruz. Risale-i Nur ne diyor değil, Risale-i Nur gözlüğüyle Kur'an ne diyor? Bu asırdaki manası nedir diye bakıyoruz. Şualar 286'da Kur'an'ın, Kur'an her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Ha bir efradı da Risale-i Nur elhamdülillah manası. Yani Risale-i Nur takarak diyecekler ki oh, şöyle ne derlerse desin artık demelerini şap. Risale-i Nur'la ben Kur'an'a bakıyorum. Risale-i Nur gözüyle Allah nasıl? Allah kim? Nasıl? Peygamber nasıl? Peygamber. Reşalara bak bakayım Risale-i Nur gözüyle peygamber nasıl? Geceniz mübarek olsun. Allah iki can da aziz eylesin. Usul ve furularınızdan İslam'a, Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Usul ve furularımızdan her kim ahirette göç etmişlerse de onların mekanların cenneti âlâ eylesin. Cennet bahçesine bir bahçe eylesin. Hizmeti imaniye Kur'aniyeden hasıl olan iştirakı amali uhreviyeden sırrını azim eylesin. Dualarımızdan haberdar eylesin. Şefaatlerine de mazhar eylesin. Tekrar El Fatiha. Selamun Aleyküm.